Obst und Gemüse. Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 10. sınıfın ilk konusu olan yiyecek ve içecek konusunu öğreneceğiz. Bu uzun bir konu tabii. Aşama aşama öğreneceğiz arkadaşlar. Öncelikle konumuz nedir bugünkü? Bugün sizlere meyve ve sebzeleri tam anlamıyla öğreteceğim. Daha sonraki konularımız işte kahvaltıda ne yenir? Neler içilir? Öğünlerin Almancası nelerdir? Hepsini teker teker öğreneceğiz. Size lütfen 9. sınıflara da söyledim bunu. Lütfen bir kelime defteri edinin. Buradaki arkadaşlar öğrendiklerimizi önce dinleyin. Sonra öğrendiklerimizi lütfen defterde kelime defteri yapıp yazarak öğrenebilirsiniz. Çok güzel öğrenebilirsiniz. Bu tekrar da olur. Tabii ki YouTube'da bir sürü video var. Meyve sebzelerle alakalı çok güzel şarkılar var mesela aklınızda tutabilmeniz için. Evet yabancı dilde arkadaşlar görsellik ve işitme çok önemlidir. Kelimeleri çünkü bilmek zorundayız. Kelime bilmezsek hiçbir şekilde yabancı dili konuşamayız. Bu diğer diller için de geçerlidir. Öncelikle kelime haznemizi çok iyi tutmamız lazım. Şimdi başlayalım. Evet ana konumuz Essen und Trinken. Essen nedir? Yemek. Trinken de içmek. Evet buradan hemen başlayalım. Sorumuz Welche Obst und Gemüse arten kennt ihr? Hangi sebze ve meyveleri tanıyorsunuz aşağıdan diyor. Şu karşıdaki çok sıkıntı değil. Biz hepsini zaten teker teker söyleyeceğiz. Arkadaşlar Obst meyvedir. Gemüse ise sebzedir. Şimdi bir bakalım. Apfel. Tabi bunların hepsinin arkadaşlar başında ne var? Geçen sene de öğrendik 9. sınıf konusu. Artikeller var arkadaşlar. Almanca'da nedir? 3 tane artikel vardır. Plural hariç. Der, die ve das artikelleri mevcuttur. Evet. Hemen Türkçesini söyleyelim. Apfel. Hepiniz de tahmin ettiği gibi İngilizceden de biraz aşinasınız. Çağrışım yapıyor zaten İngilizceden çoğu kelimeler. Nedir arkadaşlar apfel? Elma. Apfel, elma. Granat, apfel, nar. Granat, apfel, nar. Kirşe, kiraz. Kivi, zaten bu Türkçemizde de var. Kivi. Wassermelone, karpuz. Zuka melone, kavun. Pflaume, erik. Mandarine, mandalina. Pfirsich, şeftali. Ananas. Mango. Bakın bunlar arkadaşlar direkt Türkçe'ye geçmiş kelimelerdir. Meyvelerdir. Banane, muz. Birne, armut. Troybe, üzüm. Bu wine troybe de diye geçer bu arada. Feige, incir. Aprikose, kayısı. Pflaume, iki kere yazılmış sanırım. Erik. Erdbeere, çilek arkadaşlar. Tekrar edelim. Apfel, elma. Granat, apfel, nar. Kirşe, kiraz. Kivi. Wassermelone, karpuz. Zuckermelone, kavun. Bu melono diye de geçebilir sadece. Pflaume, erik. Mandarine, mandalina. Pfirsich, şeftali. Ananas. Yine ananas. Mango. Banane, muz. Birne, armut. Troybe, üzüm. Feige, incir. Aprikose, kayısı. Pflaume, erik. Erdbeere, çilek. Evet, bunlar nedir? Bunlar meyvelerdir. Meyveler daha çoğaltabiliriz arkadaşlar. Evet, bu sadece buraya almış. Evet, şimdi ne yapalım? Şimdi sebzelere geçelim. Sebzeler. Gemüse, sebze. Obst nedir? Meyve. Sürekli tekrarlayalım ki arkadaşlar iyice kelimeyi ezber hafızamızda tutalım. Knoblauch, sarımsak. Blumenkohl, karnabahar. Rosenkohl, Brüksel lahanası. Mais, mısır.
Mais, mısır. Kol, lahana. Brokoli, brokoli. Zwiebel, soğan. Kartoffel, patates. Tomate, domates. Möhre, o da karotte. Bu da ikisi de olur. Havuç, gurke, salatalık. Petersilye, maydanoz. Aubergine, patlıcan. Artişoke, enginar. Bone, fasulye. Erbse, bezelye. Paprika, biber. Zucchini, kabak. Radieschen, turp. Kohlrabi, arkadaşlar kohlrabi de farklı bir şalgam veya turp gibi bir şeymiş tam olarak. Resmine yazdığınızda, internette search ettiğinizde bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Sebzeleri bir kere daha tekrar edelim. Knoblauch, sarımsak. Blumenkohl, karnabahar. Rosenkohl, Brüksel lahanası. Mais, mısır. Kol, lahana. Brokoli, brokoli. Zwiebel, soğan. Kartoffel, patates. Tomate, domates. Möhre ya da karotte, havuç. Gurke, salatalık. Petersilie, maydanoz. Aubergine, patlıcan. Artişoke, enginar. Bone, fasulye. Erbse, bezelye. Paprika, biber. Zucchini, kabak. Radieschen, turp. Kohlrabi de en son turp ya da şalgam deniyor arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Evet, burada da başka bir görselimiz var. Evet arkadaşlar, yabancı dilde görsel hafıza çok önemli dedik. Bakın, deminki slayttan bunu daha kolay ezberleyeceksiniz. Çünkü yukarıda aşağıda yazdıklarım kelimelerin yukarıda görselleri mevcut. Bakalım. Bakın burada hepsinin ne var arkadaşlar? Başında artikel var. Die var. Bazılarında der var. Şimdi başlayalım. Hangisi hangisiymiş? Mesela yazılıda bu sınav size sınavda soruldu. Die Pils. Önce bir lütfen önce yazmadan evvel önce bir dinleyin. Sonra teker teker gözlerinizi kapatıp kendini söylemeye çalışın. Önce kelimeye bakın. Sonra onun görseline bakın. Evet. The Pils. Mantar. Pardon. Hemen geri gelelim. Evet. The Pils. Mantar. The Gurke. Bu arada çoğunu demin size söyledim. Aynı şeyleri tekrar teker söyleyelim ki hafızamıza yer etsin. The Gurke. Salatalık. Der Kohl. Karnabahar, pardon lahana. Die Kartoffel, patates. Die Karotte, havuç. Buna möhre de diyorduk demin. Der Mais, mısır. Die Zwiebel, soğan. Die Erdbeere, çilek. Die Tomate, domates. Der Erbsen, bezelye. Der Pfeffer, biber. Der Kürbis, bal kabağı diye geçiyor arkadaşlar. Evet, şimdi kendimiz benle beraber tekrar ederek siz de bulmaya çalışın. Der Pils. Evet, hangisiydi Pils? Mantar, dördüncü resmimiz. Die Gurke, salatalık, yedinci resmimiz. Der Kohl, lahana, beşinci resmimiz. Die Kartoffel, patates, altıncı resim. Die Karotte, bir, havuç. Der Mais, mısır, 11. Die Zwiebel, soğan. Die Erdbeere, çilek, 8.
die Tomate, domates, der Erbsen, bezelye, der Pfeffer, biber, 3. En sonunda der Kürbis, evet siz söyleyin bunu da arkadaşlar beraber söyleyelim. Bal kabağı diye geçiyor arkadaşlar. Evet, bazılarının sonuna bakın, mesela demin dedik ki Erbse normalde arkadaşlar Almanca'da plural form diye bir şey vardır. Aynı Türkçedeki gibi çoğullar kelimelerin sonuna harf eklenerek çoğul yapılır. Devam ediyorum. Evet, burada da yine aynı şeyleri tekrar ediyoruz. Yine burada da görsellerimiz mevcut arkadaşlar. Obst und Gemüse, meyve ve sebze. Evet, bakalım tekrar edelim. Bakın burada da çoğullarını yazmış yanlarına, gördünüz mü arkadaşlar? Parantez içinde hepsinin çoğulu yazıyor. Hepsinin çoğulu. Der Granatapfel, nar. Der Apfel, elma. Die Birne, armut. Çoğulu nedir mesela die Birne'nin? Biz biliyoruz ki Almanca'da tüm çoğul isimlerin artikeli die'dir. Yani buradadır arkadaşlar, bakın. Mesela armutlar diyeceksem die Birnen. Ne yapıyormuşuz? Burada parantez içinde söylüyor bana zaten. Die Birnen. Armutlar. Die Heidelbeere, yaban mersini. Die Himbeere, ahududu. Bakın şu orman meyvelerinin sonuna, işte yaban mersini, ahududu, böğürtlen falan, bunların hepsinin sonuna bakın beere geliyor bu arada. Der grapefruit, grapefruit. Die Apfelsine, die Orange, portakal. Die Aprikose, kayısı. Die Kirsche, kiraz. Die Limette, lime diye geçiyor değil mi arkadaşlar? Yeni limon, yeşil. Lime. Die Zitrone, limon. Die Weintraube, demin de söyledim size, üzüm. Die Erdbeere, çilek. Der Kohl, lahana. Die Kiwi, kivi arkadaşlar. Die Zwiebel, soğan. Die Tomate, domates. Die Wassermelone, karpuz. Die Melone, kavun. Der Paprika, bu direkt der paprika desek de olur. Der paprika, biber. Die Gurke, salatalık. Die Kartoffel, patates. Der Pilz, mantar. Das Radieschen, turp. Die Aubergine, patlıcan. Die Möhre, ya da karotte, havuç. Der Knoblauch, sarımsak arkadaşlar. Evet, bunları yavaş yavaş zihnimizde yer etmeye başladı bence. Yer etmeye başladı. Bazı şeylere zaten İngilizce'den aşinasınız. Mesela portakal, işte elmadan çağrışım yapabilir. Evet. Wassermelone, die Melone, Weintraube, Himbeere, Kirsche, Apfel, Grapefruit. Siz de lütfen tekrar edin arkadaşlar. Durdurun videoyu. Hepsini baştan kendiniz söylemeye çalışın. Die Birne, tekrar ediyorum. Bunların sonlarındaki kelimeler, parantez içindeki nedir hocam derseniz. Bunlar arkadaşlar plural form, yani çoğul şekilleri. Peki hocam, hepsinin mesela sonuna N harfi mi gelecek? Hayır. Bakın bazılarının sonuna E gelmiş. Bazıları aynı kalmış. Yani tekili de aynı, çoğulu da aynı. Bakın bazısına E gelmiş. Bazısına S gelmiş. Bakın arkadaşlar. Bazısına mesela burada A üstünde ne diyoruz bu harfe? A umlaut. Apfel. Bakın. Bunlara devam edelim şimdi. Bunlara dikkat edelim. Obst und Gemüse. Yine başlığımız nedir? Meyve ve sebze. Evet, siz söyleyeceksiniz bunları arkadaşlar. Siz kendiniz yapın lütfen. Kendiniz yapmayı, videoyu durdurun, kendiniz yapmaya çalışın. Die Banane, hangi resim? Evet, buna ne diyoruz? Bir. Bir saniye. Evet.
Ne dedik? Muza. Bir. Bu resim. Devasser melone. Neydi hemen söyleyelim. Karpuz. Burada. De troibe. Nedir arkadaşlar troibe? Üzüm. De kirşe. Kiraz. Bu da burada. De orange. Portakal. De birne. Armut. Der apfel. Elma. Bakın koşuyor. Di erdbeere, çilek. Bakın. Di zitrone, limon. Evet, söylemiş olduk. Ananası atlamışız. Di ananas, o da burada. Muz, karpuz, üzüm, kiraz, portakal, armut, elma, ananas, çilek ve limon. Evet, burada da sebzeleri söylemiş. Di gurke, neydi di gurke? Salatalık. Di karotte, havuç, burada. Di kartoffel, patates, bakın burada da kızarmış patates var. Di erbsen, erbsen, bezelye. Di zwiebel, soğan, arkadaşlar soğan. Di paprika, biber. Di tomate, domates. Di aubergine, patlıcan. Di grüne bohnen, yeşil fasulye, buyurun. Der salat, bu göbek diye de geçer arkadaşlar. Der mayıs, mısır. Evet, alttakileri de söylemeye çalışalım. Bunları zaten diğer derslerde ben size söyleyeceğim. Burada da aşağıdaki çocuklar sevdikleri şeyleri söylüyor. Mesela ich esse gern, ich esse gern, wir mögen, hoşlanırız. Ben bunu daha çok severim diyor burada. Mein Lieblingsgemüse, en sevdiğim sebze. Mesela burada ne diyor? Burada patates resmi var. Ne olacak bu? Mein Lieblingsgemüse ist Kartoffel. Ich liebe, severim. Ich esse gern, yemekten çok hoşlanırım. Schmeckt mir gut, bana tadı çok güzel gelir. Ne var burada da? Bakın armut. Bir ne? Burada mein Lieblingsobst, en sevdiğim meyve diyor. Bu zaten bunu daha sonraki videolarda size anlatacağım. Anlatacaklarım bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hepinize kendinize iyi bakın. Hepinize hoşça kalın diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere.